Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümde son zamanlarda elime geçmiş olan birkaç kolyeye bakacağız, birkaç kargoya bakacağız. Bu kargolar arasında en hacimlisi şu altta görmüş olduğunuz Emre Karaman'dan gelen yedek parçalıklar kolisi. İçerisinde arızalı veya eksik bazı şeyler var. Ya da kendisinin artık işine yaramayan, bir şekilde değerlendiremediği şeyler var. Ne olduklarını açıkçası tam olarak aklımda yok. Koli bile geleli 5 gün oluyor. Ben ilk bıraktığım yerden bugün oynatabildim koliyi. Yani herhangi bir şekilde bakma fırsatım olmadı. Yoğun bir dönemdeyim şu anda. Ve kolinin üzerinde bazı şeyler görüyorsunuz. Bunların da ne olduğunu şimdi size tek tek anlatacağım. Anlatmaya siyah Virtual Gun'la başlayalım. Bu bilmiyorsanız eğer bir Sega Saturn tabancası arkadaşlar. Virtual Cop veya House of the Dead 1 gibi oyunları oynarken kullanabiliyorsunuz bu tabancayı. Bunu Commodore GTR'den Gökhan abiden satın aldım. Gökhan Sönmez'den. Kendisinin Retros isimli bir internet sayfası var. Fazlalıklarını listelediği. Orada görüp talip oldum. Henüz kendisine ücretini ödememiş olsam da herhangi bir tereddüt olmadan yolladı. Bir ara onu da halledeceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere ben de yani eski videolardan biliyorsanız eğer bunun mavisi de vardı ama o artık kırılganlaşmaya başladı bir şekilde. Bir sebepten dolayı plastiği eskidi, artık çok dikkatli olmam gerekiyor onu kullanırken. O yüzden onun yedeğini edinmek istedim. Ve daha önce edindiğim yan sanayi ürünler maalesef gerçeğinin nişan alma etkisini sunamadı. Yani nişan aldığınız yeri vuramıyorsunuz. Kalibrasyonu yapsanız da çok çabuk bir şekilde kalibrasyon da bozuluyor yan sanayi ürünlerde. En azından benim kullandıklarım. Bugüne kadar öyleydi diyebilirim. Gökhan abiye bir kez daha teşekkürler. Şimdi de Demironat'la takasımızdan elime geçen Motorstorm Apocalypse oyunundan bahsetmek istiyorum. Elimde bir adet V Donkey Kong Returns'ün eşantiyonu olan ve koleksiyon değeri de bir miktar olan fakat bana pek de bir şey ifade etmeyen bir adet muz kılıfı vardı. Yani muz şeklinde fermuarlı bir çanta vardı. Bunu bir ilanla elimde olmayan herhangi bir oyunla takaslayabileceğimi söyledim. O da bana Motorstorm Apocalypse uygun mudur dedi. Ben de uygundur dediğim için görmüş olduğunuz gibi şu anda elimde. Kendisi hediye bağlamında PSP için Up oyununu ve de bir adet 112 oyunlu olduğunu iddia eden bir Famiclone kartuşunu da eklemiş pakete. Kendisine hediyeleri için ve sorunsuz takası için teşekkür ediyorum. Şimdi de kamera açısını biraz değiştirdikten sonra Emre Karaman'dan gelen devasa yedek parçalıklar kolisine geçebiliriz. Bildiğiniz üzere kanalımda bazı modlar, bazı tamiratlar yayınlamaya çalışıyorum veya yayınlamadığım onlarca tamiratım oluyor benim bu hobiyle ilgili. Yani retro oyunculukla alakalı. Sonuçta yedek parçası bulunmayan, değişimini satın alamayacağınız şeyler bunlar. Emre Karaman da bana elinde bulunan arızalı parçaları veya eksik parçaları yollayabileceğini söyledi. Yani eksiği bulunan bazı şeyleri yollayabileceğini söyledi. Benim de bu çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten bit pazarına da gitmediğim için uzun zamandır yedek parça konusunda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorum. Böyle şeyler benim için oldukça iyi oluyor. Bir de kendisi bu koliyi ne kadar süre elinde taşıdı bilmiyorum ama gerçekten ağır bir koli arkadaşlar. O zahmeti için de teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu oldukça uzun bir yoldan taşıdım. Şubeden teslim aldım. Eve gelene kadar açıkçası belim koptu diyebilirim. Çünkü diğer elim de doluydu. Yani iki elim doluydu. Bir elimde bu vardı. Bir elimde başka bir şey vardı. Tek elle taşınamıyor yani. O kadar ağır bir şey. Bakalım içinden neler çıkacak. Hep birlikte görelim. Çekim ara vermek istedim çünkü yedek parçalı ürünler olmasına rağmen gerçekten muazzam paketlenmiş görmüş olduğunuz gibi. Yani sağlam ürün satan kişilerden bu özelliğini çoğu zaman göremiyoruz. Yani bir kere satış yaptıktan ve kutuya koyduktan sonra başına ne geleceğini umursamıyor insanlar çoğu zaman. Ben şu anda gördüğüm şeyden çok memnunum arkadaşlar. Her ne kadar içindekiler yedek parçalık veya kendisine bir önem arz etmeyen şeyler olsa da. Şimdi tekrar açmaya devam edelim. Hatta önemli bir şey olmadıkça da durmayacağım arkadaşlar. Yani hızlı çekimde görüp anlayamayacağınız şeyler olmadıkça da hızlı çekimi durdurmayı düşünmüyorum.
koliden çıkmasını ummadığım bir ürünle karşı karşıyayız arkadaşlar. NES Spy Hunter. Kendisiyle bununla ilgili daha önce bir satın alma teklifim vesaire olmuştu ama olumlu sonuçlanmamıştı. Geç kalmıştım satın almak için. Görüyorum ki eline geri gelmiş ve kendisi de bana hediye etme inceliğini göstermiş. Çok teşekkür ediyorum NES oyunu için, Spy Hunter için. Zaten yani elimde olmayan herhangi bir NES oyunu benim için çok değerli arkadaşlar. O yüzden kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve devam ediyoruz. Bir kez daha durmam gerekti. Çünkü Palladium Telekasetten oyunuyla karşı karşıyayız. Bunun konsolu bende var arkadaşlar. Kendisiyle bunu konuşmamıştık bile. O yüzden bunun için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Çünkü bunun bozuk olduğunu falan düşünmüyorum. Bunu hediye olarak koyduğunu tahmin ediyorum. Çok teşekkürler tekrar. Ve devam ediyoruz. Emre Karaman'dan gelen paket gördüğünüz gibi oldukça muazzam çıktı. Beni özellikle telekasetten, Palladium telekasetten oyunu ve NES Spy Hunter oyunu ziyadesiyle memnun etti arkadaşlar. Onun dışında da tamir olasılığı olan bu üstte görmüş olduğunuz parçalar da beni oldukça memnun etmiş parçalar. Hatta burada bir tane de minik Tetris var. Bunun da hoş bir parça olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki oyuncakçılara gitseniz bulabilirsiniz ama sonuçta aklınıza gelip de gidip bunu ne sorarsınız ne de alırsınız. O yüzden bu da beni bayağı sevindirdi aslında. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim göstermek istediklerim bu kadar. Emre'ye hediyeleri ve güzel paketlemesi için teşekkür ediyorum. Gökhan abiye de ürünü hızlı bir şekilde henüz ödemeyi bile almamasına rağmen hızlıca yolladığı için teşekkür ediyorum. Demir Onat arkadaşımıza da sorunsuz takası için ve hediyeler için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.